Bugün benim için heyecanlı bir gün. Yaklaşık 5 yıldır bütün cefamı çeken, bana muhteşem görüntüler sunan bu Mavic Pro'yu emekliye ayırma günü. Bugün Mavic Pro'yu bir kenara bırakıyoruz ve yolumuza DJI'nin yeni Minnoş'u Mini 3 Pro ile devam ediyoruz. Efendim bu videoda sizlerle neden DJI Mini 3 Pro'yu aldığımı, özelliklerini, Air 2S yerine neden bunu tercih ettiğimi, benim için önemli noktalarını ve bu drone'a yükselen dostların akıllarındaki soruların cevaplarını paylaşacağım. Videoya geçmeden ufak bir isteğim var Sizden. Lütfen siz de Mini 3 Pro ile ilgili görüş, fikir ve yorumlarınızı aşağıya yazın. Çünkü biliyorsunuz sadece video izlemiyoruz bir şey alacağımız zaman ya da araştırdığımız zaman. Aşağıdaki kullanıcı yorumları da bizler için çok önemli. Hadi bakalım sözü uzatmayalım, videoya geçelim. Açıkçası DJI'ın Mini serisine bugüne kadar hep bir giriş seviyesi drone olarak bakmıştım. Özelliklerine, bize sunduklarına baktığım zaman. O yüzden hiç yükselmemiştim. Fakat DJI Mini 3 tanıtıldığı zaman Aha dedim drone bu. İşte bu tam olarak bu. Hatta öyle bu ki Air 2 S'i almayı düşünürken vazgeçip direkt koşa koşa gidip bu Mini 3 Pro'ya aldım. Arada bugün itibariyle yaklaşık Air 2 S'de 5-6 bin liralık fark var. Yani o farkı karşılayacak özellikler de Air 2 ste benim için yok. O yüzden ben Mini 3 Pro'yla ile seyahatlerime gezilerime devam etmeye karar verdim. Benim için video ekipmanlarındaki en önemli konu ağırlık. Çünkü seyahat ediyorum. Sırt çantamla saatlerce gezmek zorunda kalıyorum ve sırtımda taşıdığım fazladan 100 gram bile benim için belli bir zaman sonra böyle kilolarca ağırlık olmaya başlıyor. O yüzden ben alacağım herhangi bir ekipmanda drone olabilir, kamera olabilir, lens olabilir. Öncelikle taşınabilirliğine bakıyorum. Ve bu Mini 3 Pro da benim için fazlasıyla bir taşınabilirlik sunuyor. Mini 3'ün ağırlığı yaklaşık 249 gram piliyle birlikte. Yani kalkış ağırlığı dedikleri. Ve bu da yaklaşık 13 Pro Max kadar bir ağırlık sunuyor. Dolayısıyla Mini 3'ün bu ağırlığı benim 750 gramlık Mavic Pro'mdan sonra bana sırt çantamda tam tamına yarım kilo kazandırıyor. 2017 senesini hatırlayanlar bilirler. DJI'ın Phantom modelleri vardı. Böyle bembeyaz ayakları olan kocaman cihazlar. O zaman drone'a hiç yükselmemiştim. Yani onu taşıyabilme imkanım yoktu. Çünkü sırt çantama sığmayan hiçbir şeyin benim yanında yeri yok. Fakat ne zaman Mavic Pro'yu tanıttılar, böyle katlanabilir bir drone tanıttılar. Tamam dedim, işte drone bu. Hatta o zamanlar Türkiye'de bu işin distribütörü falan da yoktu. Gidip Atina'dan almıştım. Lafarımızda daha da ucuza gelmişti. Tabii şimdi artık vergiler, dolar, euro kurlarından dolayı hiçbir anlamı kalmadı. Bu arada daha önemli bir nokta var aslında. DJI Mini 3 Pro'nun 249 gram olması bize sıfır bürokrasi getiriyor. Yani siz Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü diyor ki, arkadaş diyor 500 gram ve üzeri bir kalkış ağırlığım varsa dronunu kaydetmelisin, plakasını yapıştırmalısın falan fıstık. Bir sürü derdi tasası var. İşte Air 2S de 500 gram üzeri olduğu için kayıt zorunluluğu var ki Mavic Pro'nun da kaydı var. Fakat işte bu minik canavar DJI Mini 3 Pro böyle bir derdi yok. Bu 250 gram altı olduğu için kaydetmenize bile gerek yok. Oyuncak statüsüne, Bu oyuncak gibi bakıyorlar. Ben Mini 3 Pro'nun ekranlı kumandası olan modelini tercih ettim. Tercih etme sebebim de ben bugüne kadar Mavic Pro ile uçarken kumandaya her zaman telefonumu bağlamak zorundaydım. Telefonu çıkarıyorsun, uçak modunu alıyorsun çünkü uçuş anında telefonun çalmasını istemem. Kabloları bağlıyorsun falan fıstık. İş akışımı yavaşlatan bir durumdu ve çoğu yerde üşenip o telefonu çıkar, bağla gibi dertlerden ya da Telefonun bataryası azsa bu gibi sorunlardan dolayı uçuş yapmadım. Yani erindim o uçuş yapmaya. İşte DJI Mini 3 Pro'yu tercih etme sebebim de bu ekranlı kumanda olması. Hatta öyle bir sebep ki bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ekranlı kumandayı bu Mini 3 Pro'ya getirmeselerdi kesinlikle almazdım. Zaten bir sorun yaşıyorum. Yenileyeceksem bu iş akışımı yavaşlatan sorunu ertelemem gerekiyor. O yüzden ben gördüğünüz gibi ekranlı kumandası olan modeli tercih ettim. Kumanda ergonomisi çok güzel. Açıkçası ele oturması, üzerinde kayıt tuşları, fotoğraf ve video kaydı, işte zoom ayarları ya da kamera ayarları, yön verme şeyleri, sinematik normal ve spor mod arasında uçuş modları, açma kapama Açıkçası bu kumanda iş akışımı hızlandıracak bir şey. Aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu ekran parlaklığı nedir diye. Yaklaşık 700 nitlik bir parlaklık var. Ki bu da bugün piyasadaki birçok laptopun ekranından daha fazla bir parlaklık sunuyor. DJI bu kumanda da en kaliteli dronlarında kullandığı veri transferi yöntemi olan O3 teknolojisini kullanmış. Yani 12 kilometrelik bir menzilde 1080 çözünürlükte 1080p çözünürlükle 30 kare görüntüyü ekranda görebiliyorsunuz. Ama tabi 12 kilometre ne demek ya? Ben şahsen yani 12 kilometre bir drone'u göndermezsin. Bunun da o kadar zaten bir menzili olduğunu da düşünmüyorum. Bir kere gözünüzle görmeniz lazım kurallar gereği drone'u. Gelin biraz da teknik özelliklere bakalım. Nasıl video çekiyor onu konuşalım çünkü benim için en önemli konu video. Bu kadar hafif ki bu arada anlatamam size yani 250 gram varlığıyla yokluğunu hissedemeyebilirsiniz şu küçücük şeyin. Bunun video performansı 4K çözünürlükte 60 kareye kadar imkan veriyor muhteşem bir şey. 4K 60 kare çekim yapabiliyorsunuz. 4K 30 kare çekerseniz HDR video çekebiliyorsunuz. D-cine like diye bir e, kayıt profili var, görüntü profili var. D-cine like profilinde çekerseniz de 10 bit görüntü kaydedebiliyorsunuz. Nedir bu d ne like dediğimiz? Biraz böyle beyazlara yakın renksiz bir ton gibi ama bilgisayar başında montajda muhteşem renk düzenlemesi yapabiliyorsunuz. Renk konusunda takıntılı olanlar unutmasın. Mutlaka d like da çekiyoruz. Böylelikle 10 bit video kaydedebiliyoruz. Şimdi geliyorum görüntü sensörüne. Bu lensin içinde yaklaşık 0.8 inç gibi bir görüntü sensörü var. Tabi Air 2S'de bu 1 inç veya diğer modellerde daha da yüksek çıkabilir ama 0.8 inç benim için video çekmeye de yeterli. Üzerine 10 biti de eklediğimiz zaman tertemiz görüntüler elde edebileceğime inanıyorum. Şimdi de sıra geldi DJI Mini 3'ün alameti farikasına. Özellikle Instagram, TikTok, Reels gibi içerikler üretenler için dikey çekim modu geldi arkadaşlar. Kamera direkt dikey olarak dönüyor ve siz dikey videolar çekebiliyorsunuz. Bugüne kadar işte Instagram'ın Reels'larına video yapmak için veya işte TikTok'a video yapmak için ne yapıyorduk? Normal drone'la yatay çekilmiş görüntüyü dikey videoya sığdırabilmek için büyütüyorduk yaklaşık 2 katı kadar. E ne oluyordu? Dikeyde oturuyordu ama yanlardaki görüntünün 3'te 2'si çöpe gitmek zorunda kalıyordu. Artık bu dikey çekim modu sayesinde bu dertlerden kurtulduk. Eğer Instagram'a içerik üretiyorsanız Mini 3 Pro'nun bu özelliği bence sizin için biçilmiş kaftan. Fotoğraf çeken dostlarımız da var. Efendim yaklaşık 48 megapiksellik RAW çekebilen bir kabiliyeti var bu minik canavarın. Fakat Hani 48 megapiksel bana çok pazarlama işi geliyor. Keşke böyle 20 megapiksel çekse ama sensörü daha büyük olsa ama tabii onu ben bilemem. DJI'ın pazarlamacıları bilir. Fotoğraf çekiyorsanız bunu bilmeniz yeterli. 48 megapiksel RAW fotoğraf. Şimdi geliyoruz bu 250 gramlık minnacık cep herkülünün batarya pil performansına. Efendim üzerindeki pil yaklaşık olarak DJI'ın sitesinde verdiği verilere göre 34 dakikalık bir uçuş sunuyor. Fakat ben size çok komik bir şey söyleyeyim. Bununla 34 dakika uçabilmeniz için deveye hendek atlatmanız lazım. Rüzgar, manevra hızı birçok etken bunun pilot performansını etkiliyor. Dolayısıyla siz gene de bunu 27 dakika gibi düşünün. Bir de ayrıca şu var. Yani batarya %15'lere düştüğü zaman ben her türlü iniş yapıyorum. Ne olur ne olmaz. İçinde gelen standart pil 34 dakika uçuş sunuyor ama bir de bunun e, zincirleme isim tamlaması bir ismi olan bataryası var. Dur şimdi bir dakika hatırlarsam söyleyeceğim. DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus. İsme bak. Allah'ım boyundan büyük ismi var. <laughs> bu pilden satın almak istedim. O pile yükseldim. Yani en azından 48 dakika gibi bir uçuş sunuyordu. Fakat Türkiye'ye henüz bu ürün geldiğinde yedek bataryalar gelmemiş. Ne ikinci bir bataryayı satın alabildim ne de o Intelligent Flight Battery ne adı her neyse o bataryadan satın alabildim. Batarya ne kadar sürede doluyor onu da size söyleyeyim. Bu batarya yaklaşık olarak %10 doluyken yani üç aşağı 5 yukarı 57 dakika gibi bir sürede şarj oldu. Bataryanın şarj süresi bu. Burada önemli noktayı söyleyeyim mi size? 30 watt ve üzeri bir şekilde bir adaptörle şarj etmeniz lazım. Yani işte o Apple'ın hızlı şarj dediği 20 wattla ederim, 18 wattla 15 bunlar lütfen size artık bir ömür gibi sürebilir o pil bataryayı doldurmak. Çünkü bunlar güçlü bataryalar. O yüzden minimum 30 watt ve üzeri adaptörlerle bataryamızı dolduruyoruz. Not alın. Şimdi engel tanıma sensörlerini konuşalım. Bugüne kadar Mini de bunları bize sunmuyordu sağ olsun DJI. Fakat bugünden itibaren artık sunmaya başladı. Şimdi efendim bu DJI Mini 3'ün hem altında hem önünde hem arkasında üç yönlü bir engel tanıma sistemi var. Bugüne kadar olmayan bu sistem sayesinde ileri uçuşlarda önümüzdeki engelleri tanıyarak yanından geçebiliriz ya da durabiliriz. Geri geri giderken geri uçuşlardaki akıllı çekim modlarında bunun kendi kendine yaptığı hareketler var böyle işte geri geri gidip yükselmeler falan fıstık gibi. İşte bu arkadaki engel tanıma sensörleri de burada hayatınızı kurtarabilir. Bir de altında sensörler var. Bu da işte yere gelirken veya altında bir engel varsa durduğu sensör. İlk defa uçuracaksanız bir şey söyleyeyim sizlere. Bu ürünlerin yan taraflarında hiçbir şekilde sensör yok. Bakın benim Mavic Pro'mda da yok. Önde var. Arkada var mı onu bile biliyorum. Galiba bunda arkada bile yok. Bir tek önde vardı yani düşünün. Yıllardır sadece ön sensörle uçurduğum için yan sensörlere ihtiyaç duymuyorum. Ama akıllı çekim modlarında yana doğru yükselerek bilmem ne gibi bir sürü hareket yapıyor bu drone. O yüzden lütfen ilk defa drone ile tanışıyorsanız veya bu engellerle ilgili bir sorunuz varsa siz kendi sensörlerinizi dört açın. Sağında solunda yan uçuşlarda paralel takiplerde böyle bir engel var mı? Çünkü bu alet tanımaz çakar düşersiniz 20 bin liranız çöpe gider. Çünkü para eden bu gimbal ve bu gimbal bu drone'da kavak gibi açıkta. Şimdi drone'un uçuş modlarından bahsedelim. Drone üzerinde... Önceki dronlarda olduğu gibi normal sinematik ve sport modda uçuşlar var. Sinematik modda saniyede 6 metre gibi bir yol kat ediyoruz. Normal modda saniyede 10 metre gibi bir yol kat ediyoruz. Spor modda ise saniyede 16 metre gibi bir mesafe kat ediyoruz. Ki bunlar çok önemli şeyler. Bu ne demek? Saniyede 16 metre yaklaşık saatte 57 kilometre hıza denk geliyor. Ve spor modda bütün sensörler devre dışı kalıyor. Kör uçuş. Tek sensör sizin elinizdeki kumanda. O yüzden lütfen eğer drone'la bir bağınız çok fazla yoksa, tecrübeniz yoksa, uçuş kilometreniz, mesafeniz çok yoksa spor moda çok geçmeyin. Çünkü bıraktığınız zaman da durmuyor meret. Yani o hızla giderken bunun içinde ABS fren yok. Havada süzülen 250 gramlık bir şey. Şimdi bu Cep Herkül'ünün çekim modlarından biraz bahsedelim. Fotoğraf çekiyorsanız ayrı, video çekiyorsanız ayrı. Bir normal çekim modları var, bir de slow motion çekim modu var videoda. 120 kare çektiği. Normal modlarda da bir sürü akıllı çekim modları var. Master Shot diye bir şey geldi. Sizin yerinize birçok çekim yapıyor çekim tekniğiyle birleştiriyor. Quick Shot'lar var. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. İşte Drone olsun, Asteroid olsun bir sürü çekim tekniklerinden birini seçiyorsunuz ve o ilgili hareketi yapıyor. Ama bakın tekrar ediyorum. Yan sensörler yok. Geri geri yanman hareket yaparken dikkat edin kendi sensörünüzü açın. Panorama çekebiliyorsunuz ve Hyperlapse çekebiliyorsunuz ki Hyperlapse özellikle muhteşem görüntüler veriyor. Neyse konuşuruz onları. Şimdi çekim modlarından en çok merak edilen konulara gelmek istiyorum. Aktif takip sistemine. Efendim bu aletin üzerinde iki tip iki tip, iki tip ne ya? İki tip takip sistemi var. Bir tanesi trace dedikleri iz sürme, bir tanesi de paralel takip. Trace dediği siz yürürken sizi arkanızdan takip edebiliyor ya da işte giderken etrafınızda dönebiliyor. Sizin belirleyeceğiniz yönde ve belirleyeceğiniz hızda. Bunlar sizin takibiniz. Çok güzel bu arada takip sistemi hakikaten iyi. Ben Mavic Pro 1'den beri takip sisteminde hiçbir sorun yaşamadım. Bu da fazlasını sunmuş. Azını değil fazlasını sunmuş. Paralel modsa siz önce drone'u yerleştiriyorsunuz. Obje karşınızda duruyor. O yürüdükçe o da yan yan onu takip ediyor. Böyle yandan çekerek gidiyor. Çok tatlı görüntüler veriyor. Böyle ufak bir konu dışı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi dostlar... Şöyle bir durum var. İnsanlar teknolojik ekipman alırken, fotoğraf makinesi, lens, bilgisayar, drone veya herhangi bir şey alırken Genelde böyle forumlara, sitelere giriyor ve şunu görüyor. Ya işte bunda incik cincik şu özellik var. Ay o olmazsa hiçbir şeye benzemez. Ay bu o aa 8 bit mi çekiyor ya boş ver gibi böyle bir sürü teknik bilgileri böyle incik cincik bilgiler pazarlanır. Ama bunların hangisi işinize yarıyor veya o ürüne fazladan para verdiğinizde Hangisini ne kadar kullanacaksınız? Lütfen buna dikkat edin. Ben 5 senedir DJI Mavic 1 Pro ile Canavar gibi uçtum. Uçsam yine uçarım. O ayrı konu. Ben hafifletmek istiyordum drone'u ve ekran almam lazım. Yani telefonu bağlama derdinden kurtulmam lazımdı. O yüzden bu drone'a geçtim. Sizin ihtiyacınız yoksa bu ekranlısını almayabilirsiniz. Arada 3000 lira gibi bir fiyat var. Telefon bağlanan kumandalı modeli de var. Onu da alabilirsiniz. Lütfen ama lütfen. Öncelikle ihtiyacınızı belirleyin. Ben neden DJI Air 2S almadım? Bakın söyleyeyim. DJI Air 2S bundan neredeyse yüzde, yani iki kat, iki buçuk kat daha ağır. Ben zaten ağır bir drone taşıyorum. Bataryası bundan ağır neredeyse Mavic Pro'nun. Yanımda edek bataryalarla. Bu benim için sırtımda muhteşem bir hafiflik sağladı. İki ekran. DJI Air 2 S Mini 3 Pro'nun ekranlı modeli. Arada 5-6000 TL fark var. Aynı veri transferine sahip. O3 kullanıyor. 1080p 30 kare 12 km. Birebir aynı. Neden onu alayım? Tamam. DJI Air 2 S diyenleriniz olabilir. Evet ağır drone olduğu için rüzgarda Tabii ki rüzgara daha rahat karşı koyacak. Ona lafım yok ama ikisi de DJ söylediğine göre seviye 5 yani saniyede 10 metrelik bir hıza karşı. Bu da yaklaşık 30 kilometre falan ediyor yanılmıyorsam. Rüzgara karşı koyabiliyor. E bir sürü videosunu izledim işte rüzgar testi videosunun yabancısında. Hepsi 30 kilometrelik rüzgarda çatır çatır uçuruyor. E bana yetiyor. Yani 200 kilometre rüzgarda bu drone uçmuyor. Niye bunu alıyorsun? Ya arkadaş benim öyle bir yerde uçurma derdim yok. 20 bin liralık aleti zaten o rüzgarda gönderemem. Eğri kesin Artıları ne var? Birinci sensörü vardı. Kabul. Ben de 0.8'e yakın. Ama ben sensör boyutuna takılmıyorum. Ben normal 4K videomu çekeceğim. Hatta 1080p çekeceğim. Benim için yeterli. İhtiyacım yok onu almaya. Air 2S 5.4K'da 30 kare çekebiliyor. Çok güzel. Yani lafım yok. Ama benim ihtiyacım yok. Benim de ihtiyacım var. Ben çok çok daha iyi bir çekim istiyorsam Mavic Pro 3'e geçerim. Veririm 70-80 bin TL. 4K-5K çatır çatır rüzgarda çekerim. Ama ben... YouTube'a videolar çekiyorum. Kendi kendime oyuncakla eğleniyorum. Yani bana sundukları daha uygun fiyata yeterli. Ne diyeyim ki? Elimden geldiğince size bu DJI Mini 3 Pro'yu anlatmaya çalıştım. Benim için önemli özelliklerini, sizin akıllarınızdaki soruları. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıya görüş ve yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. Böylelikle bunu almak isteyen arkadaşlara siz de fikir vermiş olursunuz. Hep söylediğim gibi kanala abone olmak ücretsiz, patron çıldırdı bedava. <laughs> İstediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz sadece videoyu beğenip geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Başka videoda görüşeceğiz. Hadi bakalım seyahatler bizi bekler.